seni kurtaran fedakar ve cefakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi. Yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari. Siyaset Kazanı programında İzmir'in en sakin ilçelerinden bir tanesinde Seferihisar'dayız. Manavlar Sokağı'ndan sesleniyoruz sevgili izleyenler size. Seferihisarlar yaklaşan yerel seçimler öncesinde adayını belirlediler mi? Hangi partiye, hangi adaya oy verecek? Onun nabzını tutmak üzere Seferihisar'dayız. Siyaset Kazanı programı başlıyor. Fedakar ve cefakar, kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari. Abi önümüzde yerel seçimler var. 6 ay sonra yerel seçimler yapılacak. Siyaset Kazanı Seferihisar'da kaynamaya başladı mı? Vallahi Seferihisar'da başladı tabii de. Siyasetten bir umudumuz yok. Seferihisar'da tabii ki kaynıyor. Hangi kazanım var? Siyaset Kazanı. Kaynamaz çünkü başkan belli. Herkes memnun, hayatından memnun, başkanından memnun. Tabii ki kaynıyor her seçim olduğu gibi. Siyaset Kazanı kaynamadı çünkü kazanan belli. Başladı tabii ki kaynıyor, kaynamaz mı canım? Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladı tabii. Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı? Henüz tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Kesin belli değil. AK Parti'den kim var? Kim? AK Parti ilçe başkanı. Başka? Çingöz. Başka da yok. Yok mu? Yok. Daha henüz çıkmadılar ama tanıyorum. Kimler var mesela? Tünsu Ayar var belediye başkanım şu an. Hamit Nişancı ki yine konuşulmakta, gündemde yine. Adayla geliyorlar gidiyorlar ama işte tam iş yapamıyorum ben. Merhaba merhaba. Vallahi kim geldi ben de pek bilmiyorum yöneleri de İzmir'den geliyor. Sadece bizim belediye başkanımız var. Kazan kaynamaya başladı mı? Başladı abi. Üzümler nereden üzümü? Çamtepe köyü. Seferihisar'ın. Çok güzel. Önümüzde yerel seçimler var. 6 ay sonra ülkemiz seçimlere gidecek. Evet. Size göre Siyaset Kazanı kaynamaya başladı mı Seferihisar'da? Biraz başladı gibi. Beğeniyor musunuz belediyenin çalışmalarını? Eksiklikleri var mı? Artıları var mı? Belediyemiz zaten her zamanki gibi. Aynı düzende çalışıyor. Biz ben memnunum şahsen yani. Memnunum. Belediyeden memnunum da çevresinden memnun değilim. Belediye çok temiz isen. Ama çevresi temiz değil. Eksisi yok. Çok artısı var. Eksileri de var. Artıları da var. Yani normal çalışıyor. Yok valla memnunuz. Şu an memnunuz. Fakat biraz daha hizmet istiyoruz. Biz Akarca muhitinde oturduğumuz için Akarca tarafına biraz daha ilgi bekliyoruz. Evet. Önümde yerel seçimler var. 6 ay sonra seçimler yapılacak. Siyaset Kazanı Seferihisar'da kaynamaya başladı mı? Vallahi daha pek kaynama başlamadı ama herhalde yakın zamanda başlar. Aday adaylarını tanıyor musunuz partilerin? Tanıyorum. Kimler var bildiğiniz? Nişancı var. Hamit Nişancı. Hamit Nişancı var. İşte eski bu yeni belediye reisimiz var. Tunç Soyer var. Var. Kimleri tanıyorsunuz? Vallahi burada şu anda daha partilerde bir pek tanıdık olmadı ama İzmir'de var. Hiç tarafsızım. Tarafsızız. Peki. Teşekkür ederiz. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde siyasetin kazanı Seferihisar'da kaynamaya başladı mı size göre? Şu anda başlamadı ama başladığında Tunç Başkan bu işi götürür bir dönemde. Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı? Bütün adayları tanıyorum. Kimler var mesela partilerin? Şu anda mevcut CHP'den Tunç
başkan aday olacak muhakkak. Seferihisar Pazarı'nda karnabaharlar devam ediyor satışa. Buyurun efendim, karnabahar ister misiniz? Kışın vazgeçilmez. Bunu siyaset kazanında kaynatacaksınız, tadına varacaksınız. Siyaset kazanına bekliyoruz. Yanaşın. Kış günlerinde siyaset kazanıyla ısının diyoruz ve Seferihisar'da çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Abinin tezgahını ele geçirdik, satışlara devam ediyoruz. Çaylar firmadan, içelim durmadan. Siyaset yaklaşıyor. 6 evet. ay sonra seçimler var. Evet efendim. Nasıl, Seferihisar'da siyaset kazanı kaynamaya başladı mı? Çok değil. Çeşme'de acayip siyaset yarış var ama Seferihisar'da bunu göremiyoruz. Göremiyorsun. Aday adaylarını tanıyor musunuz gerçi siz? Tanımıyoruz. Ama... Kimse gelmiyor, pazara dolaşmıyor. Dolaşmıyor. Evet. Hareketli geçiyor mu seçimler Seferihisar'da? Daha önceki yıllarda biraz hareketliydi yani. Gene devam ediyor. Yine devam ediyor. Geçecek mutlaka. Bu bir yarış neticede olmaması mümkün değil yani. Yani her gibi burada da seçimler tabii ki hareketli geçiyor. Çünkü halkın hangisi daha iyi şey hizmet yapacak diye onlar konuşuyorlar. Daha iyi gelsin ne yaparlar. Onlar gündemi konuşuluyor. Seçimler nasıl, hareketli geçiyor mu Seferihisar'da? Geçiyor herhalde. Sakin şehir gerçi ama. Sakin şehir, koşuşturma yok. Slow city öyle yaşıyoruz ama herhalde sakin geçiyor. Normalde hareketli geçer. Ha tabii, hareketli geçiyor ve iyi geçiyor bizim seçimlerimiz. Yani pek kavga gürültü olmuyor. Seferihisar'da siyaset kazanı kaynamaya başladı mı? Başladı tabii canım. Başladı. Aday adaylarınızdan tanıdıklarınız var mı hiç? Yok. Kimler çıktı sahaya? Vallahi hiç tanıdığım yok şu anda yani. Köylerde artık biliyorsunuz Büyükşehir'e bağlandı. Evet. Bu bağlamda Büyükşehir'in Seferihisar'a yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi, az mı? Bu konuda az. Eksikleriniz var mı? Az. Ben Büyükşehir'in yani bizim buraya pek faydası yok ya. Bir otobüslerden başlayayım, ne faydası var? Evet. Bir otobüs veriyor. Başka bir şeysi yok. Tunç Başkan Seferihisar'ın Afrika'nın en ücra köşesine kadar tanıttı. Tabii ki memnunuz. Çok şeyi değişti mesela. Şehrimiz çıta slow oldu. Sakin şehir oldu. Hizmet yollarımız çok güzel. Çöplerimiz her zaman toplanıyor. 2014 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanlığı'nı kim kazanır? Hangi parti kazanır? Tunç Soyer kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tunç Soyer kazanır. Bu adam korsa bu adam kazanır. CHP kazanır. CHP kazanır gibi geliyor bana. Benim için AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Başarılar diler. Yine CHP kazanır. Aynı devam eder. Değişmez bir şey. Seferihisar Belediye Başkanlığı'na hangi parti kazanır? CHP'nin kazanmasını istiyorum. Ben burada yazlıkçıyım. Yazlıkçısınız. Buranın yerlisi değilim. Yerlisini arıyoruz biz de. Seferihisarlı mısınız? 15 yıldır Seferihisar. Tamam, o zaman yerli sayılırsınız. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Mehmet Dalmaz. Mehmet abi, önümüzde yerel seçimler var. Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı? Kimler aday biliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Şu anki başkanımızı tanıyorum ve yürekten destekliyorum. Peki o zaman 2014 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanlığı'nı hangi parti kazanır? Bence eğer Tunç Soyer koyarsa kesinlikle kazanır. CHP kazanır. Hiçbir şey diyemeyeceğim yani, ne AK Parti ne Halk Parti. Bu iki parti arasında çekişme olur. CHP kazanır ve Tunç Soyer kazanır. Burada AK Parti kazanacak. Bu soru için daha erken. Ya halk arasında CHP kazanır diyorlar yani. Size göre? Ben hiç yorum yapmıyorum. Geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Sebze yerine mi gidelim? Ne tarafa gidelim? Abi üzümler çok güzel. Üzümleri yeriz. Enerjimiz azalsın, geliriz enerji almaya. Bir beyefendi var, hemen burada yakalıyoruz. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi. Sizi tanıyabilir miyiz? Gari, gari de gari. Şıkıdım da mıkıdım, şıkıdım da mıkıdım gari. Gari de gari.
Evet, Zeytin'de kampanya devam ediyor. Zeytin'de kampanya, zeytinler nerede? Kaç para? Evet, burada. Kaç para efendim o? Bir alana bir bedava diyeceğim ama var mı? Öyle mi? Domates salçasını söyle, ne kadar abi? Ha? Domates salçası. İçeride salçalar. İçerideymiş ablacığım. İçeriye sorun fiyatları. Evet, barbunya plaki yemeyen her zaman yandaki. Geldiniz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Yaklaşan yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet abici. Ülkemiz 6 ay sonra seçimlere gidecek. Evet. Seçimlerde siz, yani Seferihisar'da siyaset kazanı kaynamaya başladı mı size? Vallahi biraz oluyor tabii. Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı? Vallahi biz son şimdi çıkmadılar. Yani şu an belediye başkanı bir son var. 2014 genel seçimlerinde Seferihisar belediye başkanı hangi parti kazanır size göre? Vallahi CHP kazanır. CHP kazanır. CHP kazanır. Ama kim koydu ne bileyim ben ki, aday belli değil ki. Bizim burada Halk Partisi'den başkası kazanmaz. Ekseri CHP kazanıyor. CHP kazanır. Vallahi o şimdi partilerini bilemiyorum yani, ben onları kazanacak kazanacak pek bilemiyorum abi ben. Torbadan başka bir şey çıkma ihtimali yani, yüzdelik çok zor. Çok enteresan bir bölge. Yani öyle. Gari, gari de gari gari. Siyaset Kazanı programında bugün İzmir'in güzel ve şirin ve sakin ilçelerden bir tanesi Seferihisar'daydık. Seferihisar seçmeni yaklaşan yerel seçimler öncesinde görüşlerini aktardı. Hep beraber izledik. Başka bir ilçede, başka bir siyaset programında görüşünceye dek hepiniz mutlu kalın, hoşça kalın. Cepaker, kaptanın yüzdüğü deniz. Geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari.